Size ve bugün genetik biliminin farmakolojide kullanımı, yani farmakogenetikten bahsedeceğim. Farmakogenetik aslında Türkçeleştirecek olursak tedavinin bireyselleştirilmesi anlamında kullanabiliriz. Biz yüzyıllardan beri biliyoruz ki hastalara reçete yazdığımızda ya da ilaç verdiğimizde her hastanın ilaçlara tepkisi birbirinden çok farklı olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiklerine göre her reçetenin ancak %60 ila %70'i hastalara iyi geliyorken %30-40'lık bir bölümde ilaca düzgün cevap vermiyor ya da hatta yan etkilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunun nedenleri araştırıldığında kişide ilaç etkisini değiştiren pek çok faktörün olduğunu biliyoruz. Nedir ilaç etkisini değiştiren pek çok faktör diye düşündüğümüzde bunların arasında işte beslenme alışkanlıkları var, çevresel faktörler var, kişinin eşlik eden diğer hastalıkların olup olmadığı var ya da diğer ilaçları başka ilaçlar kullanıp kullanmadığı gibi pek çok faktörü saymamız mümkün. Fakat bu faktörler arasında bir tanesi var ki ilaç etkisini değiştiren en önemli faktörün de bu olduğu kabul ediliyor. Bu da bireyler arasındaki genetik farklılıklar. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Felsefecilerin dediği gibi her insan biricik. Hepimiz birbirimizden farklı olduğumuz için ilaçlara verdiğimiz yanıtlarda farklılıklar gösterebiliyor. Bu sadece ilaçlara değil, sadece ilaçlara farklı yanıtlar vermiyoruz. Bunun yanında mesela bunu günlük hayatımızdan da izleyebileceğimiz gibi yiyeceklere de farklı farklı yanıtlar veriyoruz. Mesela etrafımıza bakın. Bazı kişiler süt içer. Süt onlara hiçbir şey yapmaz. Ama bir takım insanlar süt içer, şişkinlik ve gaza neden olur. Yine bir takım insanlar bir takım yiyecekleri yiyebilir, bir takım yiyecekleri yiyemezler. Mesela balık bazılarına çok hiçbir yan etki demeyelim, herhangi bir rahatsızlık oluşturmazken bir takım insanlarda ishale neden olabilir. Bunlar aslında birer hastalık mıdır? Hayır, değildir. Bizim bireysel farklılıklarımızdan kaynaklanırlar. Aynı şekilde ilaçlara da farklı farklı cevaplar veriyoruz. Bu farklı farklı cevapların nedenlerini biz tıp dünyası olarak yüzyıllarca araştırdık. Demin de size söylemiş olduğum gibi pek çok neden bulduk ama bunlardan en önemlisi genetik farklılıklar. Bu genetik farklılıklar da nereden kaynaklanıyor? Nasıl her birimizin parmak izi birbirinden farklıysa, nasıl her birimizin göz rengi ya da şekli birbirinden farklıysa, aynı şekilde hepimizin bizim karaciğer enzimi dediğimiz metabolizma yapan enzimlerimiz birbirinden farklı. Bunu günlük hayatınızda da izliyorsunuz. Mesela bazı kişiler çok daha çabuk zayıflayıp şişmanlarken, bazıları çok daha yavaş zayıflayıp şişmanlıyorlar. Beslenme alışkanlıklarımız birbirinden farklı. Bu konuda yapılan araştırmalarda görülmüş ki bu metabolizma yapan enzimler ilaçları da metabolize ettiklerinden, birbirlerinden farklı olarak ve bireye özel olarak çalıştıklarından ilaçların etkisi de farklı bireylerde farklı olarak ortaya çıkabiliyor. Peki bu durumda bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda hastamızın genetik yapısını bilip o genetik yapıya uygun olarak hastamıza ilaç başlamamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte karaciğerde ilaçları metabolize eden enzimleri genetik olarak tarıyoruz. Yine aynı şekilde ilacın etki ettiği çeşitli organlardaki çeşitli proteinleri de genetik olarak tarıyoruz. Bunun bize faydası ne oluyor? Şimdi bu farmakogenetik çalışmalar yokken biz kendi klinik bulgularımıza, hastamızda gözlemiş olduğumuz klinik bulgulara ve yaptığımız bir takım testlere göre hasta için en uygun ilacı seçiyoruz. Fakat bu en uygun olan ilacı seçerken hastanın genetik yapısı hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığımız için hastaya başladığımız ilaçların %60 ila %70'i hastayı iyi ediyor. Geri kalan %30 hastada ise ilaca ya hiç cevap alamıyoruz ya da hastada yeni yan etkilerin ortaya çıkmasına neden oluyoruz. Yani ortada böyle bir %30-40'lık tedaviye cevap vermeyen, belki de toksik etki veren hasta grubu var. Bu bütün dünyada böyle.
Bu durumda ne oluyor? Bu %60'lık grup iyileşiyor, ilacına cevap veriyor ama ortada kalmış olan %40'lık grup tekrar tekrar hastaneye geliyor. Tekrar tekrar hastaneye geldikleri gibi aynı şekilde yeniden tetkikler yapılıyor. Başlanmış olan ilaç değiştiriliyor, yeni ilaç başlanıyor. Hastanın ilaca uyumu azalıyor. Çünkü işte ben deneme yanılma tahtası mıyım? Doktorum bana bir o ilacı veriyor, bir bu ilacı veriyor derken sağlık sistemine, doktoruna ve ilacına güveni azalıyor. Bu güven azlığı ise hastanın tedavisine uyumcunun azalmasını beraberinde getiriyor. Halbuki biz farmakogenetik testlerle bu işi yapmaya başladığımızdan beri en uygun ilacı, en uygun dozda, uygun zamanda, uygun hastaya verme şansına sahip oluyoruz. Şöyle şeylerle karşılaşmış olabilirsiniz. Size ilacınızı başlıyorum. Daha sonra ilacınızın sizdeki etkisini gözleyeceğiz. Ona göre dozunu azaltacağız ya da artıracağız. Ya da ilacınızı değiştireceğiz gibi doktora gittiğinizde böyle bir tavsiyelerle karşılaşmış olabilirsiniz. Bunlarla şimdiye kadar karşılaşmış olmanız çok doğaldır. Çünkü şimdiye kadar elimizdeki tıbbi imkanlar ancak bize bunu sağlayabiliyordu. Ama genetik testlerden sonra yapılacak olan tedavilerde başarı şansımız, etkililik ve güvenliliğin çok daha artmış olduğunu görüyoruz. Bunu en çok kullandığımız, farmakogenetiğin tüm dünyada en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi kanser tedavisi. Niçin kanser tedavisinde farmakogenetik bu kadar önemli hale geldi? Çünkü kanser tedavisini sınırlayan en önemli etken yan etkilerdir. Aslında biz kanser ilacı olarak kullandığımız ilaçlarla kanserli hücreleri öldürme konusunda hiç de başarısız değiliz. Gayet başarılıyız. Fakat buradaki önemli olan şey ilaçların etkili olması değil, güvenli olmaması. Yani çok fazla yan etki ortaya çıkarması. Hastalar ilaçların dozunu artırdığımızda, yani tüm kanser hücrelerini öldürecek doza çıktığımızda o kadar ciddi yan etkilere maruz kalabiliyorlar ki yan etkiler nedeniyle kaybedilebiliyorlar. Bu yüzden biz o ilaçları istediğimiz dozlarda ve istediğimiz sıklıklarda kullanamıyoruz. Ama farmakogenetik testler yapıldığında, yani hastanın kanser tedavisi hastaya özel hale getirildiğinde bu yan etkilerin çok daha azalmasının mümkün olduğunu biz hastalarımızda görüyoruz. Etrafımızdan da artık biliyoruz. Hastalar, özellikle kanser hastaları ne diyorlar? Bana bir genetik test yapılacakmış. O yapılan genetik teste göre ilacım seçilecekmiş diye. Özellikle ilaçlara karşı yan etkilerin azaltılmasında, kanser tedavisinde biz farmakogenetik testlerden oldukça faydalanıyoruz. Yine farmakogenetik testlerin en fazla kullanıldığı alanlardan bir tanesi psikiyatrik ilaçlar ya da nöropsikiyatrik ilaçlar. Neden böyle? Burada da yan etki değil, kanserde yan etki problemini aşmak adına daha çok genetik testler kullanılıyorken, burada ise etkililiği artırmak adına. Çünkü biz biliyoruz ki, yani en çok kullanılan psikiyatrik ilaçlardan antidepresanlarla örnekleyecek olursam, antidepresanlara hastaların cevabı %50 ile 60 arasında, bütün dünyada böyledir, değişmektedir. Yani ilaç veriyoruz ama hastanın ancak %50'sine 60'ına ulaşabiliyoruz. Bu etkililiği artırmak için bir takım genetik testler yapıldığında hastaların tedavilerine çok daha iyi cevap verdiğini görmekteyiz. Yine farmakogenetik testlerin çok kullanıldığı diğer bir endikasyonlar grubu ise kardiyovasküler hastalıklar. Kardiyovasküler hastalıklar dediğim kalp damar hastalıkları. Kalp damar hastalıkları dünyadaki ölüm nedenleri başında birinci sıraya çekmektedirler. Çeşitli istatistiklerde bazen kanserlerle yarışmakta olsalar da hala günümüzde ölüm nedenlerinin başında gelmektedirler. Ve dünyadaki ilaç sanayinin hizmet ettiği hastaların çok büyük bir çoğunluğu kardiyovasküler hastalıklardan muzdaripler. Kardiyovasküler hastalıklar, yani kalp damar hastalıkları ortaya çıktığında aynı süreçte bir problem daha ortaya çıkar. O da damarlarda kanın
normal akışkanlığında akmasıyla ilgili problemdir. Eğer kan normal akışkanlığında akamazsa damarlar içinde pıhtılar meydana gelir. Kardiyovasküler hastalık ve hemen peşinde de kanın damarlarda normal dolaşamaması, pıhtılaşmasını beraberinde getirir. O yüzden biz kardiyovasküler hastalığı olan hastalarımıza kan sulandırıcı olarak bilinen ilaçları vermek durumunda kalırız. Ama bu ilaçlar da iki ucu keskin bıçaklardır. Amaç kanın damarlarda düzgün dolaşmasını sağlamakken, eğer ilacın dozu normal ayarlanmazsa akışkanlığı, kanın akışkanlığı fazlasıyla artacak olduğu için hastada kanamalar görme şansımız ortaya çıkıyor ve bu çok sık karşımıza çıkıyor. O yüzden biz bu kanın akışkanlığını sağlayan ya da halk arasında kan sulandırıcı diye bilinen ilaçların dozunu ayarlamakta çok dikkatli davranmak zorunda kalırız. Bu çok dikkatli davransak bile yine de bireysel farklılıklar nedeniyle bu işte büyük güçlük çeker hem hastalar hem hekimler. Ama farmakogenetik testler yapıldığında bu güçlüklerin pek çoğunun ortadan kalktığını görmekteyiz. Mesela normalde bu kan sulandırıcı dediğimiz ilaçlar hastalara en düşük dozda başlanır. Hastalar takip edilir ve yavaş yavaş doz artırılarak devam edilir. Bu süreç birkaç haftayı alır ama yapılacak olan farmakogenetik testlerle hastaya en uygun ilacı en uygun dozda ilk denemede ya da ilk polikliniğe gelişte bulmak ve hastaya vermek mümkün olmaktadır. Bu nedenledir ki özellikle bu çok ciddi olarak sayabileceğim kardiyovasküler hastalıklar, kanser tedavisi ve yine psikiyatrik hastalıklarda günümüz dünyasında farmakogenetik testlerin önemi gittikçe artmaktadır. Farmakogenetik testlerle ilgili size söylemek istediğim çok önemli bir şey daha vardır ki bu nedir diyecek olursanız bu testlerin herkes için sadece bir kez yapılıyor olması. Çünkü biliyorsunuz ki genetik yapımız doğduğumuzda neyse öldüğümüzde de o. Yani yaşamımız boyunca genetik yapımızda herhangi bir farklılık meydana gelmiyor. Onun için ilaç metabolizması ile ilgili ya da farmakogenetikle ilgili testleri bir kez yaptırdığımızda o sonuçlar elimizde olduğunda bize yazılacak olan tüm reçeteler için aynı test sonuçlarını kullanmak mümkün. Bu hem hastaya hem de sağlık sistemine hem vakit kazandırır, hem para kazandırır, hem de sağlık kazandırır.